Herkese selamlar. AngularJS eğitim setimizin 7. dersiyle birlikteyiz. Bu derste size DataBind ve Controller'ları göstereceğim. Zaten ilk derslerde bahsetmiştim. Hızlıca şurada bir kod yazayım. Bakın Controller'ımızın içerisinde Username diye bir değişken oluşturduk. Bu değişkene bir değer verdik ve burada Expressions ile çekmeyi sağlıyorduk. Burada bir veri bağlama olayını expressionslarla yapıyorduk. Hemen bir gözlemleyelim. Bağlayamadık. Niçin bağlayamadık? Bağlayamadık çünkü bakın internet bağlantımız gitmiş. Biz CDN'den çekiyorduk. Evet, elektrik gittiği için internet bağlantımız da kopmuş. Ben hemen internet bağlantısını sağladıktan sonra devam edeceğim. Tamam, internet bağlantısını sağladım ama sanırım indirsek daha mantıklı olacak. Her elektrik kesildiğinde bu sorunu yaşamayalım. Tabi sunucuda elektrik kesilme diye bir olay olmayacağından CDN'den kullanabilirsiniz. Biz şu anda lokalde çalıştığımız için benim bilgisayarda indirmemiz daha mantıklı olacak şimdilik. Bakın sıkıştırılmış dosyayı indirdik. Angular min.js. Şimdi bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi yazdırdı. Kullanıcı adını bu şekilde çekti. Fakat eğer ben HTML'den veriyi çekmek istiyorsam expressions olarak değil de bakın gördüğünüz gibi eğer ben HTML ile çekmek istiyorsam ngbind attribütünü kullanmak zorundayım. İçerisine username'i yazacağım. O da username'i ekrana yansıtacak. Bakın kara kedi dedik. Bakalım. Gördüğünüz üzere bize gösterdi. HTML'e ngbind ile verimizi bağlayabiliyoruz. DataBind dediğimiz zaten bağlamak. Veri bağlama. HTML elementlerini ngbind ile bağladık. Peki nasıl bağlıyorduk inputlara? Geçen derslerde de defaatle gösterdim. Inputlara ise ngModel. ngModel attribütü ile bağlıyorduk. Şurada yaptığımız değişkeni şurada ngModel ile input'un içerisine de yazdırabiliriz. Bakın. Input'un içerisine kara kedi yaz. Dediğimiz gibi expressions'larla da bunu halledebilirdik. Bakın 3 tane veri bağlama yöntemini de size gösterdim DataBind. Ama burada önemli olan DataBind'ın two-way binding dediğimiz iki yollu veri bağlama İngilizce'de denilen olayı burada gerçekleştirebiliyoruz. Nasıl gerçekleştirebiliyoruz? Bakın buradaki username'i evet ben input'a bağladım. Input'u etkiledim ve input'un içerisine kara kedi yazdım. Ama ben burayı değiştirirsem bu da gelip şuradaki scope'u değiştirecek. Yani her iki taraf da birbirini etkileyebiliyor. Bakın ilk başladığında controller'ım gelip şuraya yazdı. Ama ben input'un içerisini değiştirirsem bu sefer input gelip şuradaki scope username'i değiştirecek. Değiştirecek mi, değiştirmeyecek mi bakalım. Gördüğünüz gibi burayı değiştirdim. Bu sefer burası scope alanını değiştirdi. Şuradaki scope nesnemindeki username değişkenini bu şekilde değiştirebildik. Gördüğünüz gibi çift taraflı birbirini etkileme olayı da mevcut. Şurada controller örneği için iki tane input yazacağım. Ve örneğimi yazdıktan sonra size anlatmaya devam edeceğim. Neyi anlatacağım? Controller'ları anlatacağım. AngularJS kontrolörleri AngularJS uygulamalarının verilerini kontrol eder. Bakın şuradaki verileri biz neyle kontrol ettik? Şuradaki controller ile. Yani Türkçesi kontrolör. AngularJS kontrolörleri yani controllers'lar normal JavaScript nesneleridir. Normal JavaScript object dediğimiz JavaScript'te nesnelerdir. Hızlıca örneklerimizi yazalım. Bakın diyoruz ki controller ne yapar? Şuradaki verileri kontrol eder. Bakın ben burada first name dedim, last name dedim. İki tane değişken oluşturdum ve burada iki input'u atadım. İki input neyle bağladı bu veriyi kendine? ngModel attribütü ile. Peki expressions ile de şuradaki değişkenleri çekeceğim. Bakın
Şurada expressions'la da çektim. Tabi şurada bir boşluk bıraksak daha mantıklı olurdu. Evet. Expressions'la da bunu çektik. Peki şu anda controller'la ilgili size göstermek istediğim, controller'ın içerisinde sadece değişken mi oluşturursunuz? Hayır. Fonksiyon, yani metotlar da tanımlayabilirsiniz. Metot da tanımlayacağız. Ama bu dersten sonra artık şöyle bir şey yapalım. Normal kullanımına geçelim. Şöyle body'nin içerisinde, bu HTML'in içerisinde bunlar kullanılmaz. Bunlar harici JavaScript dosyasından çekilir. Mantıklı olan da budur. Bakın şurada app.js ve controller.js'ten çekilir. Ben geçen derslerde kafanız karışmasın diye bunları yapmadım. Ama artık yapmalıyız. Kafanız karışsa bile sıkıntı yok. Zamanla alışırsınız. Geçen derslerde yaptığımız örneklerimiz bunlar. Bunları yoruma alıyoruz. Bunları görünmesine gerek yok. Ne dedik? Artık controller'ımı şuradan kontrol edeceğim. Diyeceğim ki ben madem bir metot yazabiliyorum, o halde metodumu yazayım. Bakın bir fonksiyon nasıl? Ben full name diye bir fonksiyon ismi oluşturdum. Yani tam isim adında. Ad ve soyadımı birleştireceğim. O yüzden full name ismini seçtim. Burada fonksiyon isimleri, değişken isimleri seçerken dikkatli olun. Yani yapacağınız işi tanımlayacak işler seçin. Full name, bakın return, geriye döndür. Neyi? First name ve last name'i birleştirip bana geriye döndür. O halde ben full name metodunu, fonksiyonunu kullandığım her yerde çalışacak. Bakalım full name çalışacak mı? Sadece buraya full name diyorum. Tabii ki burada full name derken bir fonksiyon olduğunu unutmuyoruz. Bir metot olduğunu unutmuyoruz. O yüzden parantez aç kapayı yapacaksınız. Bu bir değişken değil. Bakalım çalışacak mı? Bak gördünüz mü? Tam adınız fame'i uyar that. Halbuki burada first name ve last name'i ben birleştirmedim. Burada bir metot çağırdım. Metodu nerede çağırdım? controller.js'te çağırdım. Bakın şurada controller'ımın içerisinde bir metot oluşturdum ve metotta isim ve soy ismi birleştirdim. Evet, bu derste anlatacağımız konular bu kadar. Önümüzdeki ders şuradaki scope olayı nedir? Bu scope'u niçin kullanırız? Ona bir değinelim. Devam edeceğiz.